Şimdi Onur artık babası da geldi gitti. Aycan rapor aldı. Eve dönemeyecek durumda olduğunu bize bildirdi ve Onur bunu bizden öğrendi. Onur eşya topladı. Gözyaşları içinde topladı. Kırmızı oda hakkını kullanmada hazır değilim dedi. Onur'a ilgisi olan gelin adayları var bu evde, bunu biliyoruz. Bunu resmen ağzıyla açıklayanlar da var. Ama bazılarının da imalarından bir şey çıkarılmaya çalışılıyor. Mesela iki gelin adayı, bir gelin adayının acaba... Bu hafta içi de konuştuk. Söyleyeyim, Farima'nın. Onur eşyaları toplarken bu evde, hani şu masanın üzerinde onların masasıydı ya, ağlamasına aşırı ağlayarak tepki verdi. Hadi Didem de öyle ağladı ama Didem onlarla işte dörtlü, işte biz elti dediğimiz anıları oldu, paylaşmışlıkları oldu, dertleşmişlikleri oldu bir adaydı. Farima dikkat çekti orada. Ben de sordum niye bu kadar çok ağladı. İşte başka bir sorunum daha vardı filan diye Farima bunu geçiştirdi. Ama bu öyle yorumlanmadı efendim. Farima'nın gözyaşlarının nedeni başka türlü de yorumlandı. Bir bakalım doğruluk payı var mı? Farima burada istediğini desin. Farima'nın o gün Onur eşyalarını toplarken ki ağlaması neydi biliyor musun? Hala unutamamış Onur diye düşündü. Tamam mı? Ve ağladı. Ve onun hayal kırıklığını yaşadı. Başka bir şey bozuldum falan dediği hiçbir şey olmadı gün içerisinde. Olmadı. Gün boyunca olmadı da. İşte Onur'un hissiyatı beni de etkiledi. O zaman yani bunu ben ki yemiyorum yani. Biz hepimiz etkilendik. Burada ez cümle şu söyleniyor. Onur Aycan'ın eşyalarını toplarken o kadar üzüldü ve ağladı ki Farima Onur'un Aycan'ı halen sevdiğini düşündüğü için kırıldı ve ağladı. Şu anda o kadar çok gülüyorum ki bu cümleye. Yine anlatamam size. Komik mi? Evet çok komik. Aşırı derecede komik. Ne kadar ağladıysam şu anda o kadar gülüyorum. Olay şu. Biz o gün Onur gelmeden önce kısa bir tartışma yaşadık. Ve ben kimseyi kırmamak için, tepki vermemek için içime attım. Hatta Onur gelmeden önce dışarı çıkmak istedim. İçeride ağlamamak için, sinirimi bozmamak için. İzin verilmedi. Bahane mi ettin Onur'un gözyaşlarını? Hayır, içerideydim. Üzgündüm zaten ama ağlamak istemiyordum. Kendimi tutuyordum. Hatta Tuğçe ile arada konuşuyorduk. Ağlamamak için de kendimi direndim. Ondan sonra
Bir erkeğin ağlaması zaten bana şey oluyorum, yani kötü oluyorum. Akın ağlarken de ben ekranı bakmamaya çalıştım. Kötü olurum. Ünal da aynı şekilde. Bu evdeydi Onur ve ağlıyordu. Canının yandığını hissettim. Ve o yüzden de bir de ondan önceki yaşadığım olay da olunca bir araya geldi. Ağladım. Çok ağladın bunda, ama. Evet ağladım çünkü sinirim bozulmuştu. Ağladım bundan başka nasıl bir şey çıkarttınız? Yani, çok komiksiniz. Bu kadar insan. Hayır bu kadar Onur'a karşı. Ama öyle görünüyor. Onur'a karşı o kadar büyük bir aşkım olsa, o kadar üzülecek bir aşkım olsa sizce bunu beyan etmem mi? Ama biz bilmem. Senin neden ağladığını bilmiyoruz ve bu sebeple yorum yapıyoruz. Başka bir aklına geldi. Onun gözyaşlarını döktüm. Bu kadar insan dediğim ağlamadı. Gibi. Benim ağlamam onda sebepli. Bu kadar insan ağlamadı da sen orada müzik çalıyor, Onur burada ağlıyor. Sen yüzünü falan atıyorsun hatta orada görüntüde. Yani orada hem hırs var, orada bir hırs var. Oh. Orada bak şöyle bir hareket yapmışsın gözyaşını silmek isterken. Şöyle yapıyorsun. Saçım gözüme geldiği için olabilir mi? Bir de en çok ağladığın nokta. Her şey insanın fikri neyse zihni odur odur. Hayır, en çok ağladığın. Çok ortada. Onur hani merdivenlerde ağlıyor. Tam çıkamıyor evden filan. Sen en çok ağlayıp kendini bıraktın da onu öyle kapıdan yolcu ediyorsun gözlerine. Orada çok ağlıyorsun. Evet. Hayır ben baştan beri o kadar ağlıyordum zaten. Hayır ne kadar ağladım zaten o kadar o an üzgündüm ki yaşadığım ondan önceki olaydan da ötürü. Ki bu olayı da daha sonra size anlattım. Şu anda yayında söyleyemiyorum. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Bu da senin anlayabileceğin bir konu değil şu an. Abartıyorsun. Ben üzüldüm ama. O kadar saçma bir konu ki. Çok alakası. Ve çekim sırasında aradan 4 saat geçtikten sonra mı bir duygu boşalması yaşadın burada? Yok çünkü ben sürekli o arada çıkıp girdim zaten. O konu senin ağlayabileceğin bir konu değildi. Ben de buna imzamı atarım yani. Sen de o kadar sert bir kadınsın. Döner bize orada bir laf söylerdi. Hiçbir şey söylemedi. Ağlaması gereken hiçbir konu yok. Geçti gitti. Hiçbir sebebi oydu yani. Yeter ki sen kızma.